Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Call Obsidian nasıl kullanılır onu göstereceğim. İlk önce biraz Hero'dan bahsedelim. Hepiniz biliyorsunuz ki Call Obsidian eskiden çok hasar veren bir Hero'ydu. Hatta oyunun en yüksek hasar veren Hero'suydu. Ama sonra bu nerflendi. Ama hala yüksek hasar verdiğini düşünüyoruz tabii ki hepimiz. Şimdi Call Obsidian her şeyden önce yük biriktiren bir Hero'dur. Gene onun Thanos görevleri vardır ve bunları biriktire biriktire hero'muzu güçlendiriyoruz. Devamlı yüklerimiz. Bir yükken pek bir şey yapamıyor maalesef. Yani gene iyi yapıyor ama bunun güçlendirilmesi gerekiyor. Çok bir yere götürmez sizi. 3 tane görevi var gördüğünüz gibi. Herhangi bir şampiyonu knockout etme, yenilmizi knockout etme ve combo sayacını kaybetmeden bir dövüşe %95 veya daha fazla sağlıkla başlayan bir şampiyonu knockout etme var. Bu 3 görevi aynı anda yapabilirsiniz aslında eğer yenilmez karşınıza çıkarsa. Onun dışında her dövüş 2 yük alacağınız garanti eğer hiç dayak yemezseniz. Ve tabi rakibin %100 canına başlarsa. Sonra sinerji bonuslarında Corvus ve Ebony ile yeni görevler geliyor ama bunlar bir kere yapılıyor. Corvus'un veya Proxima'nın verdiği görev teknoloji şampiyonunu knockout etmek. Call Obsidian ve Ebony ve Thanos'un verdiği görevde bozgun aktifken bir şampiyonunu knockout etmek. Corvus'la çok güzel sinerji yapılabilir Call Obsidian. Ebony de alınabilir çünkü Ebony'nin Corvus'a sinerjisi yok galiba. Ebony de alınabilir güçlendirmek için. Şimdi gördüğünüz gibi görevlerimiz bu şekilde ve her lütuf bize takviye veriyor. Bir takviyemiz varsa saldırı gücü veriyor. 3'ten fazla varsa kritik hasar puanı. 5 tane varsa gerçek isabet sağlıyoruz ve otomatik blokları göz ardı etmiyoruz. 8'den fazla varsa da her takviye %5 bozgun takviye süresi kazandırıyor bize. Sonra bloğu çok iyi. Yani blok yeteneği çok kötü aslında ama güzel bir özelliği var. Roket saldırına karşı da Proxima Midnight gibi siper ustalığını aktifleştiriyor. Geriye atılıp bozgun açıyor. Bu bozgun %120 enerji hasarı veriyor vurduğu hasarını biliyorsunuz. Ağır saldırısı zaten muhteşem. 3 tane zırh kırıyor ve bu zırh kırmalarında şakası yok. Çok ciddi zırh kırıyorlar. Özel saldırılar esnasında rakibin zırh kazanmasına izin vermiyor. Sonra özel saldırılarından tek tek de bahsedeceğiz. Şimdi tabii Call Obsidian'ı efsaneler diyarında kullanamam çünkü çok uzun sürer. O yüzden basit bir maceraya girip göstereceğim. Usta macerasına devam edeyim mesela. Call Obsidian'ın yanına görevleri daha hızlı yapalım diye Corvus'u ve Ebony Maw'u da alıyorum. Ayrıca Ebony Maw Call Obsidian'a da lütuf takviyelerinin bir ya da daha fazlasının süresi dolduğunda 10 saniye boyunca %10 saldırı kazandıran bir hiddet veriyor. Maw'un da böyle bir özelliği var Call Obsidian'ın üstünde. Şimdi sinerjilerle beraber görevlerle Call Obsidian'ın yolundan başlıyoruz. Mesela aşağıda Tekno var. Daha çok görev almak için direkt hayalete bir gideyim. Daha çok lük almak için daha doğrusu. Şimdi oynama şekli şu şekildedir. Siper ağır saldırı, siper ağır saldırı. Bu şekilde Call Obsidian'dan çok fazla faydalanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Sonra bozgunu açıyorum. Bu şekilde alt ediyorum rakibimi. Şimdi buradan 4 yük kazandık. Hem bozgun açıkken nakalt ettik, hem tekno, hem şampiyon indirdik, hem de %95'in üstündeydi. Ve 5 yüke çıktık bir anda gördüğünüz gibi. Şimdi burada rakipler çok güçlü olmadığı için tabii tek yiyorlar Call Obsidian'dan. Sonra bozgun açın ve tek yesin. Bu şekilde. Daha güçlü bir savaş gösteririm bu macera bitiminde. Şimdi yükler nasıl biriktiriliyor onu gösteriyorum. Şimdi buradan da 2 yük kazandık. 5 olan yükümüz 7'ye çıkmış olmalı. Şu şekilde gidelim. Evet, 7'ye çıkmış gördüğünüz gibi. Bu savaşı da eğer combo sayacımızı resetlemeden bitirirsek 9'a çıkacak. Combo kasmamıştık. Ondan bir şey olmayacak. Bu arada bu Thanos'un lütufları süreli. Rakibe her vurduğunuzda o süreler duraklatılıyor gördüğünüz gibi. Bunlar bitmeden genelde şey yapmaya çalışın. Bozgununuzu açın. Çünkü daha çok hasar veriyorsunuz onlar üstünüzdeyken. Ve L3'ünüzü atarak onları yenileyebilirsiniz. Bittiği zaman.
rakibe olabildiğince çok vurun ki çok hasar verin. Süper yeteneğiniz açıksa bozgununuzu tekrar açabiliyorsunuz. Bozgunu ben bir kere açabiliyorum süper yeteneğim açık olmadığı için. Ve bozgunuz dolum süresindeyken de müthiş bir hiddet kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 10 yüke çıktık. Ağır saldırımızı atıyoruz. Bakın ne kadar vuruyor artık. O Thanos'un yükleri varken aşırı derecede iyi hasar veriyor. Rakibi hızlı dövmeye çalışın genelde Call of Obsidian'la. Boss'ta da daha detaylı göstereceğim. Sonra duello yapıp roket tarzı saldırıları nasıl siper yaptığını göstereceğim Call of Obsidian'ın. Evet, boss'umuza geldik. İki ağır saldırı ve bozgunla rakibi hemen indireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi eridi rakip. Zırh kırmalarınızın süresi sizin ne kadar yükünüz varsa o kadar uzuyor bu arada. Genelde bozgun açıkken L3 atmanızı tavsiye ederim. Ben yetişemiyorum L3'e şu anda kolay bir macerada olduğum için. L3 atınca çünkü bir hayli de o kadar enerji hasarı veriyor. L3'ü çok kuvvetlidir Call of Obsidian'ın. Kesinlikle tavsiye ederim L3 atmanızı. Şimdi dediğim gibi bir duello yapalım. Evet. 5.65 sonsuzluk demir. Şimdi bakın nasıl siper yapıyor. Roket saldırılarını. Biliyorsunuz demirin ilk orta saldırısında siper yapamıyoruz. Yani yapıyoruz ama demir adam sersemlemiyor. Şimdi başlıyoruz. Bakın siper yedi. Çok rahat siper atabiliyoruz gördüğünüz gibi. Komple de ağır saldırı oynadığımız için demir adam otosiper yapamıyor bize. Ve bu şekilde dövüyoruz. Aynı şekilde domino için de aynı şey geçerli. Mesela dominonun ve gece maymununun da temas etmeden ki saldırıları var bize. Onlara da siper yapar. Call of Obsidian bu şekilde kullanılıyor. Sonra Call of Obsidian'ın kullanabileceği yerlerden bir yerler aslında özel maceralarda efsaneler labirenti ve efsaneler cehenneminde de kullanılabilir. Yapılması gereken tek şey rakibi başka bir hero ile öldürmek üzereyken savaştan çıkıp Call of Obsidian'a yük kazandırmaktır ve kopyalıysa çok hızlı bir şekilde rakibi dövebilecektir Call of Obsidian diye düşünüyorum ama kopyalı olması gerekiyor. Kopyalı değilse ve bozguna bir kere açabileceğiniz için çok etkili olmaz. Ondan Call of Obsidian'ı Efsaneler Cehennemi ve Labirentinde de düşünebilirsiniz. Ben de kopyalı olmadığı için ben düşünmüyorum şu anda. Yakın zamanda bir Efsaneler Cehennemi'ne giriş de yapacağım bu arada arkadaşlar. Biraz daha kredi biriktirmem gerekiyor sadece. Bana 4000 kredi yeter. En fazla istediğim yolu alabilmek için. Ve işi sağlam almak için tabii. Bu videomun da sonuna geldik. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.